Evet, yeni güne dair, piyasalara dair bir de yorum alacağız. Karşımızda Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün var. Barış Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Evet, 8000 seviyesinde tutunmaya çalışan bir borsa var karşımızda. Geçtiğimiz haftayı 8000 seviyesinin üstünde kapatamadı. Ancak dün baktığımızda yaşanan gelişmelere rağmen 8000'in üzerinde dün günü tamamlamayı başardı ama borsada yani 8000 seviyesinin üzerinde kalıcılık ve daha yukarı seviyeyi borsayı taşıyabilmesi açısından nasıl bir gelişmeye ya da nasıl bir haber akışına ihtiyaç var? Evet. Yani sorduğunuz soru çok yerinde çünkü Borsa İstanbul'da son zamanlarda tam anlamıyla bir yön bulma eğilimi gözlenemiyor. Belli başlı bazı direnç seviyelerine takılan, üzerine geçmekte zorlanan bir hareket var endekste. O izlediğimiz seviyelerden bir tanesi de önemli olarak gördüğünüz 8150. Yani 8100-8150. Buralara geldikçe burada takılan, yukarı hareketinde zorlanan bir endeks hareketi var açıkçası. Borsa İstanbul tabii bir hareket bekliyor. Yani burada bir katalizör arıyor kendine. O katalizörün ne olması gerektiğine baktığımızda da aslında bir süredir dile getirdiğimiz özellikle yabancıların biraz daha fazla buraya giriş yapmasına yönelik beklentinin ön planda olduğunu söylemek lazım. Ama şu ana kadar bakılırsa aslında çok yoğun bir girişimimiz olmadığını da görebiliyoruz. Yani bu da endeksin zaten henüz yön bulmamasından da meydana geliyor bir bakıma aslında. Yani küresel ölçekte tabii beklentiler değişkenlik gösteriyor. Bu da risk iştahını küresel ölçekte etkiliyor. Zaman zaman işte faiz indirim beklentilerinde piyasanın beklentisinin ötesine doğru giden bir gidişat var. Daha sonraki aylarda gerçekleşeceğine yönelik. Bu da zaman zaman risk iştahını olumsuz etkileyebiliyor. Buradan da kaynaklı global ölçekteki endekslerde çok ciddi yukarı yönlü hareketler olmamasında da bizi de etkilediğini söylemek lazım. Yani dediğim gibi içeride bizim yeni bir hikaye oluşturabilmemiz için de benim demin başta söylediğim girişlerin biraz daha artarak meydana gelmesi lazım. Çünkü bununla ilgili son derece güçlü, etkili çabalar ortaya kondu şimdiye kadar. Bu çabalar neticesinde de artık bekleyiş bu tarafa doğru yöneldi. Demin siz de haberlerde verdiniz, özellikle gri listeden çıkarılması adına ülkemizin çeşitli adımlar atılıyor. İşte kripto yasası bunlardan önemlilerinden bir tanesi. Bunlarla ilgili gelişmeler devam ettikçe bu bizim için yeni bir hikaye olabilir. Gri listeden çıkma bence özellikle yabancıların biraz daha ilgi göstermesi adına bakıldığında. Son 5-6 seneye baktığımızda zaten yabancılar bizim politikalarımıza çok duyarlı hale geldi hepimizin gördüğü üzere. Bunu da tersine çevirmek için de önemli oranda adımlar atıyoruz. Bunu da düzeltmek için de önümüzdeki süreçte zaman var önümüzde. O yüzden de bunların bekleyişi içerisinde geçen bir hareket var. Bu gelişmeleri biraz daha izleyeceğiz. O yüzden endeks tarafında da 8150 ilk etapta, sonra da 8500 dirençlerinin de geçilmesini beklememiz lazım. Bu seviyeler geçildikten sonra yeni bir hikayeyle birlikte yükseliş ivmesinin hız kazandığını göreceğimizi düşünüyorum ben. Evet. Yani şöyle bir tablo mu var karşımızda aslında? İlgisi zayıflıyor. O yüzden de daha güçlü yabancı girişlere ihtiyaç var diyebilir miyiz? Tabii şimdi geçen iki seneye bakacak olursak doğal olarak hepimizin de bildiği üzere yabancı yokken yerli yatırımcı özellikle enflasyon etkisiyle birlikte getiri arayışı hep dedik. Borsa İstanbul'da yoğun girişler yaptı. O süre zarfında çok yoğun da halkazlar meydana geldi ve bu halkazların da yarattığı bir ivme Borsa İstanbul'a yerli yatırımcı girişlerinin artmasına olanak verdi. Ama tabii bu rüzgar geçtiğimiz yılın son birkaç ayında diyelim ya da sonuna doğru diyelim biraz tersine dönmeye başladı. Risk iştahı biraz bozulmaya başladı. Halkazlarda biraz son 5-6 halkazda diyelim biraz daha performans düşüklüğü olmaya başlayınca özellikle son giren yerli yatırımcıların çıkması ve mevduat faizinin bir alternatif olmasıyla yerli yatırımcı uzaklaşmaya başladı biraz borsadan ki sayılarda da görüyoruz bunu. O yüzden hani beklenti bu yöne doğru artık biraz da evriliyor. Uzunca bir zamandan beri uzak bize yabancı yatırımcı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının yapmış olduğu değerlendirmelerimiz yatırım yapılabilir seviyelerin 5-6 kademe altında olmaya devam ederken tabii bu süreci bu şekilde irdeledik. Şimdi bundan sonraki süreçte atılmış olan adımlar var. Kurulan iletişim var. Bu iletişim işte gri listeden çıkma adımları var, çabaları var. Tüm bunlar yabancı yatırımcının buraya daha fazla gelmesi için yapılan çabalar. Bu tabii ki beklenti de o yüzden o tarafa doğru şekilleniyor. 2024'ün de senaryolarından bir tanesi bu olacak gibi gözükmekte. Hala ben bu umudumu koruyorum. Eğer
İleriye yönelik olarak enflasyon beklentileri iyi yönetme başarısını göstermeye devam edersek, iletişim güçlü tutmaya devam edersek ve en önemlisi de ekonomik anlamda yönetime ilişkin özellikle belirsizliklerin olmadığı bir periyodu da sağlamaya başarabilirsek eğer, ben önümüzdeki süreçte daha fazla yabancı hikayesinin burada konuşulmaya başlanacağını düşünüyorum. Hı hı. O yüzden hani henüz beklentimi bu yönde tutmaya devam ediyorum ben. Evet, evet. Yabancının şu ana kadar daha çok tahvil piyasasına ilgisinin olduğunu evet, gördük. Evet. Hisse senedi piyasasında bir miktar daha sınırlı olduğunu gördük. Tahvil piyasasına girişler bu şekilde devam edecek mi? İlerleyen dönemde, ilerleyen aylarda özellikle de gri liste ile ilgili bir karar, derecelendirme kuruluşlarından gelebilecek olan bir not kararı, tüm bu gelişmelerle birlikte borsa tarafında, hisse senedi piyasası tarafında daha farklı bir hikaye oluşup oraya da ilginin artmasını bekler misiniz? Tabii dediğiniz gibi işte geçen senenin sonlarına doğru yaklaşık 8-9 haftalık bir periyotta özellikle tahvil piyasasına ciddi bir girişin olduğunu görmüştük yabancılar tarafından. Faizlerden de bunu gördüğümüzde tabii ki ilginin arttığında, artabileceğini de görmüş olduk aynı zamanda. Tabii bu süreç hem işte faiz artırım sürecinin sürdürülmesi, bununla ilgili kararların devam ettirilmesi ve demin de konuştuğumuz gibi iletişimi güçlü tutulmaya çalışılması, belirsizliklerin giderilmesi adına hem işte Maliye Bakanımızla hem de Merkez Bankası Başkanı ile eş güdüm içerisinde gidilen bir ortamda hem de daha orta ve uzun vadeli periyot için işte ortaya konan programlar üzerinden bakıldığında hepsinin bileşkesi olarak da CDS işte risk primimizin de 300'lü seviyede kadar geri çekildiğini de gördük. Tabii tüm bunların etkisi tahvil piyasasına olan ilgiyi arttırmaya doğru başladı yabancı yatırımcı nezdinde. Ama tabii bu yeterli mi dersek işte faizlerin biraz daha yukarı yönlü seyiriyle birlikte bence biraz daha incelememiz lazım. Enflasyonda şu anda henüz tepe noktasını görmüş değiliz ve Merkez Bankamızın da 25 Ocak'ta alacağı son bir kararla olduğunu düşündüğüm faiz artırım kararı sonrasında artık dezenflasyon sürecinin ne zaman başlayacağına dönelik bir inceleme periyoduna, bekleme periyoduna geçme ihtimali olduğunu ama her şeyin de masada olduğunda mesajını vereceğini düşündüğüm bir periyotta ilerlemesini bekliyorum. Tüm bunlar aslında tahvil girişlerinin, tahvil piyasasına girişlerinin yabancılar nezdinde devamını sağlayabilir. Bu dediğim gibi beklentileri yönetebilmekle, enflasyona ilişkin beklentileri daha iyi ileriye dönük olarak belki de çıpalamakla, beklentiyi yönetmekle alakalı olacak. Bunu ne kadar iyi yönetebilirsek bu süreci bence yabancıların tahvil piyasasına ilgisinin de devamını görebileceğimizi açısı düşünüyorum. Bu tamamen yönetimsel anlamdaki disipline bağlı olacak diye söylemek gerekiyor evet, bence. Peki bu hafta tabii Merkez Bankası'nın haftası. Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararını verecek. Piyasada oluşmuş genel beklenti 250 bas puan aralığında olduğunu görüyoruz. Daha farklı beklentiler de var mı? Sizin beklentiniz de bu yönde mi? Ve bu kararın piyasa üzerindeki etkisi ne olur? Hı hı. Şimdi tabii aslında Merkez Bankası demin de bahsettiğim gibi işte konuşmamın içerisinde değindim. İletişimi güçlü ve sağlam tutmayı başardı ve ileriye dönük olarak da bakıldığında da beklentilerin ne olabileceğine ilişkin tahminler de daha biraz daha kolaylaştı, belirginleşti. Bundan yaklaşık işte yine geri dönersek 2018 yani tutturulabilir belki, tahminler 2018, yapılıyor artık değil mi? 2021 çok şaşırtan dönemindeki tahminler yok artık. Aynen öyle. Yani bu aslında işte FED'de gördüğümüz, yani bir nebze de olsa ECB'de de gördüğümüz işte beklentilerin yönetilmesiyle ileriye dönük olarak bakıldığında ne yapacağına ilişkin daha kolay tahmin yapma eğilimini bize başarısını gösterten bir duruma doğru evrildiğimizi de gördük. Son toplantı metninde de ortaya koyulduğu üzere parasal sıkılaştırmada gelinen artık noktada bunun en kısa sürede tamamlanacağı dair bir ifade de yer almıştı. Buradan hareketle bakıldığında gelinen noktada bir 250 bas puanlık son bir artış daha yaparak yani kademeli bir şekilde bu süreci de bitirerek işte arka arkaya 20, 250 bas puan sonra ve 250 bas puanlar yaparak %45 seviyesinde politika faizini ayarlayarak daha sonra dediğim gibi artık bundan sonraki süreçte gidişatı izlemeye geçebileceğini biz düşünüyoruz. Bizim de beklentimiz 250 bas puan bir faiz artırımı yaparak bu sıkılaştırma politikasını şimdilik sonlandırabileceği, bunu toplantı metninde dile getirebileceğini, zaten demin dediğim gibi beklentiyi yönettiği için az çok ne yapabileceğini bildiğimiz için de metinde de bu yer alacaktır diye tahmin ediyorum. Ama ben şu yönde de biraz daha piyasaların radarında olacağını düşünüyorum şu gelişmenin. Şu durumda yani gelinen noktada enflasyonda şu anda tepe noktasını görmüş değiliz ve enflasyona ilişkin riskler anlamında bakılırsa Ocak ayında yine gelen işte zamları gördük. Asgari ücrete, emeklilere yapılan zamlar,
akaryakıta gelen zamlar, okul ücretlerine yapılan zamlar gibi, gıda fiyatlarında gelen yükselişler gibi, bunu da görüyoruz zaten. Bunların etkisiyle enflasyonda devam eden bir hareket de var aslında. Bu Mayıs ayına kadar belki devam edecek, yıl ortasına kadar devam edecek. O yüzden bu gelişmeleri yakından takip ettiğini sürdüren bir metinle de karşı karşıya kalabiliriz ve bence gerektiği takdirde sıkılaştırma hamleleri gerçekleştirilecektir ifadesinde çıkarılmayacağı bir toplantı metni göreceğimizi, aslında döngünün artık sonuna gelindiğini ama tamamen bitirilmediğini, gerekli takdirde gerekli önlemler alınacağına dair ifadenin de yer bulabileceğini düşünüyorum. Ama bu nereden bakılırsa bakılsın, yılın geri kalanı için özellikle politika faizinin artık %45'te kalacağına dair beklentinin biraz da ağır basmasına verecek şekilde bir sonuç getirecektir diye tahmin ediyorum. Tabii her zaman için beklenmedik her türlü gelişmeyi de hesaba katmamız gerekiyor. O yüzden de her türlü gelişmeye de canlı ve ani olarak da takip edecek Merkez Bankası karar seti de göreceğimizi düşünüyorum her zaman için. Evet, Merkez Bankası politika faizinde yapabileceği son noktaya geldi. Artık bundan sonra miktarsal sıkılaştırma adımlarını artıracağı yönünde de beklenti hakim. Ama şimdi baktığımızda %45 faiz. Enflasyonunda hala yine bir miktar yükseliş bekliyoruz. Hala zirveyi göremedik. İşte Mayıs-Haziran gibi zirveyi görüp ondan sonra düşüş beklentimiz var. Dolayısıyla yani politika faizinde artık sona yaklaştık. Belki de sona gelindi. Artık bundan sonra miktarsal sıkılaştırma adımlarını daha mı güçlü atacak Merkez Bankası ki enflasyon üzerinde daha fazla etkisi olsun? Çünkü şu anda faizin yükselmesiyle birlikte bir likidite bolluğu da oluşmaya başladı. O tarafta da bazı adımlar atması bekleniyor ki yani gördüğümüz kadarıyla da çok ciddi bir mevduat faizlerinde de bir geri çekilme başladı bu yüzden de. Ne dersiniz yani o miktarsal sıkılaştırma adımlarını ne güçte atacak sizce? Tabii şimdi baktığımızda tabii bu zaten metinde yer almıştı aslında. Az önce özetlediğim açıklamanın içerisinde bu mevcut oluyor. Yani sıkılaştırma ile ilgili adımlar atılmasıyla ilişki olarak miktarsal sıkılaştırmayı tabii ki bence devam ettirecektir. Yani spesifik olarak söyleyecek olursak bence bunu metinden çıkaracağını düşünmüyorum ben. Demin de bahsettiğiniz gibi işte o likidite bolluğunun oluşması, işte kur korumalı mevduattan bu sene içerisinde artık iyice çıkışlar artması beklentisi var. Artık onun sonlandırılmasına ilişkin de artık bir hedef var. Buradan dönüşlerde bir likidite bolluğunun Merkez Bankası nezdinde piyasadan işte ne ölçüde çekileceği, nasıl bir strateji belirleneceği de burada önemli olacaktır. Yani baktığımızda tabii bir aynı zamanda kurun geldiği seviye var ki bu noktada işte 30'un üzerine doğru yerleşmiş bir kur hareketi var. Bunun aslında kademeli bir şekilde, kontrollü bir şekilde yükseltilmesi de hedeflenecektir diye tahmin ediyorum. Özellikle seçime doğru yaklaşılan şu süreç içerisinde para politikası üzerinden bir önemli bir yaşanacak etkiyle yeniden enflasyonist bir baskının oluşması çok fazla istenmeyecektir. O yüzden de likidite kontrolünü Merkez Bankası çok önemli oranda ön planda tutacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden de faiz artırımlarıyla ilgili bir adım daha sonraki aylarda gelmese de işte miktarsal sıkılaştırma adımlarıyla sıkı para politikasına ilişkin hamlelerinde bence geleceğini göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu büyük ihtimalle yıl ortasına kadar, hatta belki üçüncü yılın üçüncü çeyreğine kadar devam eden bir süreci bence bize gösterecek gibi de gözüküyor açıkçası. Evet, peki çok teşekkür ederiz Barış Bey. Çok sağ olun yayınımıza Ben katıldığınız teşekkür ederim. için. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun.